Dostluk yolunda ilerlediğim canlarım, güzel arkadaşlarım. Bugün size dip boyası nasıl yapılır onu göstereceğim. Penceremin önüne oturdum. Dağları bir yandan izliyorum. Güzel bir ruhla saçlarımı boyayacağım. Boyamı aldım kabıma. Ben bu kabın hikayesini de söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bu şekilde 3-4 parçaydı. Enkadiye gelmiş ve çok sevinmiştim. Çünkü bu tarz şeyleri her yerde bulamıyorsunuz, rastlayamıyorsunuz. Bu önlüğü de, bu kuaför önlüğünü de boya yaparken kullanılan, Antep'te alışveriş yaparken tesadüfen bir mağazada bulmuştum. Hatta kız kardeşime de almıştım. Güzel arkadaşlar, saçımı dörde böldüm. Çünkü sadece dip boyası yapacağım. Röfre olduğu için komple boyamak istemiyorum. Zaten doğru da değil. Çok fazla saçları yıpratıyor boya, biliyorsunuz. Ayrıca röflerim de gitmesini istemiyorum çünkü sarının bana yakıştığını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi tabii belli bir yaştayım ben. Beyazlar sık sık çıkıyor ve beyazlar çıktığı zaman da insanı yaşlı ve çirkin gösteriyor. Doğrusu bu. Ama tabii beyaz saçı da güzel kullanan arkadaşlar var. Onlara sevgilerimi sunuyorum tabii ki. Kimseyi amaç eleştirmek falan değil. Ama ben kendi annemden bahsedeyim. Annem eğitimsiz, eğitimi olmayan, okuma yazması olmayan bir insandı. Ve değişikti yani. Değişik bir insandı. Beyaz saçlardan hiç hoşlanmazdı. Ve kendisi ömür boyu kına yaktığı halde kızlarına, ben ve kız kardeşimin hiçbir zaman kına yakmasını istemezdi. Her zaman doğallığı savunurdu. Bizim memlekette özellikle de yakınları vefat eden insanlar siyah giymeyi çok severler. Ama annem her zaman siyah renge de karşıydı. Hiç sevmem derdi siyah rengi. Sonuçta kendine has kişilikli, çok da zeki bir bayandı aslında. Tiyatro özelliği çok fazlaydı annemin. Yani hem yaşamı aşırı derecede ciddiye alan bir insan, aşırı çalışkan bir insandı. Bir o kadar sohbeti hoş, bir o kadar esprili bir insandı annem. Güzel bir yapısı vardı anneciğim. Bu şekilde annemi de anıyorum. Nur içinde yatsın. Değerli arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi dörde ayırdım. Bunlar tabii iyice yedirilecek. Bunu da aktarıyorum. Güzelce yedirilecek bu. Ondan sonra boyamıza başlayacağız. Bu arada ben bugün 21 yaşlarında değerli bir takipçimin tarotuna ve kahvesine bakacağım. Onun için rehberlik yapacağım. Genel bakmamı istedi. Bir de bugün size iki tane yine roman tavsiyem olacak. Dün sizler için oturup bayağı bir araştırma yaptım. Ben çünkü çok beğendim, kitapları ayırdım. Maalesef işte birçoğunun Türkçesi yok. Türkçesini bulabildiğimi sizlerle paylaşacağım. İki tane çok güzel film tavsiyem olacak bugün. Ve böyle devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ben bu fırçamı çok kullanıyorum. Bunu bu şekilde iyice yedireceğim. Aslında İspanyol bir arkadaşım yardımcı oluyor. Çok da güzel dip boyası yapıyor. Ama inanın hiç kimseye bir şey diyemiyoruz. Herkes o kadar çok koşturuyor ki burada. Herkesin işi var, gücü var. Yani bütün gün çalışan insanlar, bir tek hafta sonu onun iki tane de çocuğu var. Bir araya gelmek çok zor oluyor. Yani işte söylüyorsunuz bugün olmuyor, ertesi gün olmuyor, bu hafta yapacaksam o müsait olmuyor. Dolayısıyla bayağı zaman kaybediyorum ve ben kendim yapmaya karar verdikten sonra da gidip bayağı bir ayna falan aldım. Ama gerçekten öyle çok da bir aynaya ihtiyaç yok. Çünkü hissederek yapıyorsunuz. Zaten arkaları falan görmeniz de mümkün olmuyor. Tabii aynaya bakıp da yapanlar da var. Belki bu bir tür bir sanat. Bu şekilde iyice karıştırdım. Bu arada böyle bir torba serdim. Bu anneciğimin böyle eliyle dikmiş olduğu torbalarda bize, şimdi memlekete gittiğimizde içerisine bulgur koyuyordu. Bize bir şeyler verdiği zaman kullandığı torbalardı. Ben de kıyıp içi atamadım. Şimdi altına bez sermek isterken bezimi bulamadım. Bunu aslında tekrar götürmek istiyordum memlekete, anneciğim yaşamadığı halde. Ama baktım yani böyle şeyler getirmiyoruz. Genelde plastik torbalarda getiriyoruz. O yüzden dedim neyse, hani sonuçta bu şekilde de işe yarıyor. Değerli arkadaşlar, ben
boyama. Aa, bir de şunu söyleyeyim. Halımı katladım. Halıya falan sıçramasın diye halımı katladım. Üstüme işte sıçrasa da önemli olmayacak kıyafetlerimi giydim. Koltuğuma yine böyle bir nevresim serdim. Hani koltuğuma falan da sıçramasın. Sıçrasa da o beze sıçrasın diye. Bu arada bunu da burada sabit tutmak biraz problemli. Neyse ben böyle çektire çektire arkadan başlıyorum. Arkadaşlar. Yani hissederek yapıyorsunuz. Ben tabii eldivenimi giymeyi unuttum. En azından bir tanesini giyeyim. Bir tanesiyle video uzamasın diye basmam gerekecek. Ve şöyle arkadaki bir tane bağımı çözüyorum. Burada ince ince. Aa, bu arada bir de zeytinyağı sürdüm saçlarıma. Kız kardeşim tavsiyesi bu. Böyle ince ince alarak şöyle bir tarak almıştım. Bundan da yardım alarak aralarını aça aça süreceğim. Tabii katman katman gidiyor değerli arkadaşlar. Bu tarağımdan da faydalanıyorum. Öyle. Bu şekilde devam ediyorum. Hani elden gelen öğün olmaz, o da vaktiyle olmaz deniyor ya. Yani en doğrusu insanın kendi başının çaresine bakması. Değerli arkadaşlar, bir de birilerine işinizi yaptırdığınız zaman kendinizi borçlu hissediyorsunuz. O duygu da hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani bir anneniz gibi olmuyor yani arkadaşlarınız. Tabii dostluk düzeyine eriştiğiniz insanlarla da bir anneden daha ileri oluyorsunuz. Kardeşten ileri oluyorsunuz ama bu onu söylediği gibi bir dost bulamadım. Dün akşam oldu. Bir dost buldum. Tez akşam oldu. Bu hep derdi ömür gelip geçermiş. Olur olur insanın bir tane dostu olurmuş der. Dolayısıyla ben mesela işte tekerleklerimi, arabanın tekerleklerini taşıyacağım şeyleri hep kendim taşımaya çalışırım. Onun için yöntem bulurum. Hiç kimseye gelin bana yardım. Kaç defa diyebiliriz ki insanlara gelin bize yardım edin. Yani bazen parayla yaptırırım. Tabii beni kırmayan değerli arkadaşlarım var. Böyle çok işte hem onları görmek için hem sohbet etmek için işte arada bir tamir falan mesela olursa beni kırmazlar, gelirler. Sağ olsun Allah'ım da onlara fazlasıyla versin. Allah'ım onları da sağlıkla mükafatlandırsın. Gelirler, yardım ederler ama onun dışında günlük ya da tekrarlanan işlerde başım çaresine bakmaya çalışıyorum. İşte bu sularımız biz burada dışarılarda alıyoruz. Çok ağır onları. Artık ikişer ikişer taşıyorum. Altışar altışar taşımıyorum çünkü belimi rahatsız etmek istemediğim için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarağımı kullanarak ince ince açıyorum arkayı ve hissediyorum yani hissedip bu şekilde boyamaya çalışıyorum. Yani ben biraz daha ilerleyeyim değerli arkadaşlar. Videom uzamasın. Değerli arkadaşlar, bu sefer önden başlıyorum. Bu öndekini çözdüm ve böyle ince ince alarak önden başlıyorum. Tabii tarağımın da yardımıyla sadece dipler boyanıyor. Birazcık da böyle göstermek istedim size. Nedense burnum akıyor arkadaşlar ya.
Ama C vitaminim var, sorun değil. Birazdan alırım bir tane. Toparlanırım. Evet, bu şekilde canlarım devam ediyor. Arada böyle rezil olmuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Birazcık da öyle bir duygu oluşuyor. Ama devam edin. Pes etmeyin arkadaşlar. Yani işte arada böyle sıçratıyorsunuz ama yani biri de gelse zaten yapıyor sıçratma işini. Şu ana kadar böyle bir şey olduğu için değil. Böyle alıyorum. Ortadan, arkadan başladım. İşte aynı düzeyde devam ediyorum. Bu şekilde azar azar alarak. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Bir orada aynam var, bir burada aynam var. Evet. Güzel canlarım benim. Güzel arkadaşlarım. Değerli bir abonemden bahsedeceğim bugün. O bir videonun altına işte dinler bizden, işte dinlerin oluşumundan, dünya nereye gidiyordan bahsetti. Ben de evimdeki ansiklopedileri beni tabii teşvik etti. Tekrar başka bir konuda araştırmaya teşvik etti. Ben de güzel bir elimde ansiklopedi olduğunu fark ettim. Bu arkadaşımızın sayesinde. Ondan da size bahsedeceğim. Evet, bu da güzel. Böyle ben bunları DM'de aldım. Değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz beyazlarım var yani. Çok hem de. Farklısını da düşünemem. Çünkü okuyan, düşünen, bazen sinirlenen, haksızlığa tahammül edemeyen, işte ondan sonra tek başına var olmaya çalışan insanım yani, normal. Öyle değil mi? Hani ben işte yaş falan diyor. Ben yaşla alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani Yaşar Ertaş'ın dediği gibi, bana öldü demeyin, yoruldu gitti deyin. Ama gerçekten arkadaşlar, yorulup gitmeyelim. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Ben mesela yediğimiz, içtiğimiz şeylerin saçımıza direkt yansıdığını düşünüyorum ama doğal otlar bana çok iyi geliyor, fakat doğal otları tanımıyorum. O konuda kendimi biraz geliştireceğim. Öyle bir arkadaş çevrem olursa vallahi çok iyi olacak. Benimle ot toplamaya gidecek doğal ortamda. Burada o kadar güzel ortamlarda yaşıyoruz ki biz. Böyle 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 devam edeyim. Aman Allah'ım, bu düşecek. Aman düşmesin. Değerli arkadaşlar, tekrar üstten gidiyorum. Ve böyle bir şeyi çok işe yarıyor. Ben tekrar aralarda beyazlar falan kalmasın diye böyle saçlarımı ince ince açarak bu şekilde tekrar üzerinden gidiyorum. Değerli arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım, canlarım benim. İyi ki varsınız. Tabii videolarımda gerçekten tavsiyelerinizi bekliyorum güzel arkadaşlarım. Bu çok önemli. İnsanın kendisini geliştirmesi için. Buna dikkate alacağım yani. Konuda fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Covid'den dolayı bir yere gidemiyoruz arkadaşlar. O yüzden aslında mesela Darmstadt'ı çok seviyorum. Çok sevdiğim bir yer. Özellikle kitapçılarından dolayı çok seviyorum. Çok enteresan bir kitapçı var. Orayı göstermek isterim size. Kitapçının içerisinde kafe var. Gerçi Türkiye'de de bunlar, bu tarz şeyler çok yıllardır var. Ama o kadar keyifli yapılmış ki kitapçıların içerisinde. Kocaman böyle şeyler, koltuklar falan var rahatlıkla. O koltuklarda oturarak seçtiğiniz kitabı elinize alıp okuyup ondan sonra karar verebiliyorsunuz. Bence çok iyi. Bu tarz şeyler. Böyle devam edeyim. Arkadaşlar, Allah Allah, dokunmadım. Açıldı. Açıldı değil mi? Evet.
Şimdi gördüğünüz gibi her tarafını dip boyamı yaptım. En son bütün saçımı havaya kaldırdım. Böyle kıyıda köşede ulaşmamış şeyleri de boyalıyorum. Tabii saçlarımın her tarafını yapmadığım için biraz artıyor boyam. Evet, bu şekilde bu iş tamamdır. Birazcık da elimle yedireyim. Birazcık da yedireyim elimle. Çünkü uçlara değmesini istemiyorum. O yüzden saç dibinden yapıyorum. Masajımı da. Evet. Sanıyorum bu kadar. Ve saat bekleyeceğiz. Yine mutfak saatim işe yarayacak. Şimdi onu 40-45 dakikaya ayarlayacağım. Hatta buradan birazcık daha süreyim. Çünkü özellikle buralarda arkaları zaten görülmüyor. Ama o demek değil ki o arkaları yapmayacağız. Evet, şimdi gidip bunları yıkayacağım. Ve kitap tavsiyelerine geçeceğiz. Mutfak saati deyip geçmeyin. Bakın burada da işime yarayacak. 40 dakikaya getirdim. Bu burada dursun. Hatta mutfağa götürüp gürültü yapmasın. Değerli arkadaşlar, gözlüksüz deneyecektim. Bakın zorlanıyorum. Aslında arada masaj gibi geliyor. Yani gözlük her zaman taşımak da doğru değil. Tam eleştiriyor. Benim size tavsiye edeceğim tarihi bir roman, bir tanesi Sarah Dunant'ın, çok keyifle okuduğum bir roman. Şimdi bazı yazarları gerçekten seri halinde her yazdığı kitap muhteşem oluyor. Ama bazı yazarların derim 3-5 tanesi çok güzel oluyor. Bir tanesini okuyamıyorsunuz. Bu Sarah Dunant'ın, ben dün bütün çok güzel okuduğum, beğendiğim romanları gözden geçirdim. Sarah Dunant'ın tabii sizinle beraber, size tavsiyelerimle beraber ben kendim de birkaç tane roman tekrar, uzun zamandır tarih roman okumuyordum. Bir tanesi tarih roman değil. Marcelo Figueras'ın kitabı tarihi bir roman değil. Onu çok beğenmiştim. Uzun zamandır da Türkçesini arkadaşlarıma tavsiye etmek için arıyordum. Direkt bu romanı değil ama bir başka romanı. Onu da Bevertunk, yani yorumlar çok çok iyi. Ben kendime de sipariş ettim ve size de tavsiye edeceğim. Bu Sarah Dunant'ın tek bu kitabı gerçekten ilgi çekici. Ben göstereyim. Hanımım ve Ben kitabı Türkçe'ye çevrilmiş. Fahişe bir hanım ve yardımcı bir cüce romanı. Cücenin gözünden okuyun ve yaşanılan sıkıntılar, çekilen zorluklar ve bir cücenin hanım için yapabildikleri akıl almaz şeyler okunması gereken bir kitap bence diye yorum yapıyor. Taner Durmaz diye bir okuyucu. Başka bir tanesi de, hikaye Roma'da başlasa da büyük bölümü Venedik'te geçiyor ve Venedik tasvirleri ve tarihiyle dolu, bir fahişe ve cüce konu alınıyor. Cücenin gözünden anlatılıyor her şey, bir fahişe ve bir cüce ile empati kurmanız sağlanıyor gibisinden yorum var. Diğer kitaba gelince, gerçekten bu kitap Marcelo Figueras'ın Das Lied von Leben und Tod gerçekten beni çok etkilemişti. Çok çok iyi bir yazar, değerli kardeşlerim. Ve bunun işte diğer bir romanı Kamçatka diye bir kitabı. Kamçatka diye bu kitabı Türkçe'ye çevirmiş ve ben aynı kitabı Almancasını sipariş verdim değerli arkadaşlar. Kitaptan biraz bahsedeyim. Ne zaman tehlikede olsak Kamçatka'ya sığındık ve sonunda her şey düzeldi. Çünkü Kamçatka olunması gereken yerdi. Çünkü Kamçatka direniş noktasıydı. Bazen şapkalı, bıyıklı ve suratından kötülük akan bir adam ortaya çıkar ve her şey birdenbire değişir. Tıpkı Arjantin'deki gibi. İnsanlar durup dururken ortadan kaybolur. Onlardan bir daha haber alınmaz. Arkadaşlar birbirlerini aramaya korkarlar.
Çocuklar anne babalarından koparılırlar. İşte o çocukların hikayesi Kamçatka. Böyle bir içerik. Gerçekten yani oradaki Arjantin'deki işte diktatörlük zamanında yaşanan işte acılar, problemler, işkenceler bir önceki kitabında bunlar anlatılıyordu ama o kadar etkileyici ve vurgulayıcı ki değerli arkadaşlar çok iyi bir yazar. Diğer de hani size söylemiştim maalesef kendiliğinden atlamış. Bir dakika. Arkadaşım, değerli arkadaşımın yorumuna gitmek istiyorum. Beni çok etkiledi. Elcenk Berbat diye. Merhaba Gül Hanım. Edebi anlamda fikirleriniz, birikimleriniz harika. Ben bunlarla vaktimi değerlendiremedim. Evrenlerden geldik. Neyiz bize? Söylenen din asıl neyi anlatıyor? Gerçek ne? İnsanların politikaların dinlerle iç içeriği neden? Şu anda yaşananlar nereye götürüyor insanlığı? Ve buldum ve daha dahasının peşindeyim. Merakım bunlar. Bunlardan başkasına kafamı çeviriyorum. Çeviriyorum. Şunun için söylüyorum. Peşine düşen buluyor. Gerçekten. Sizin de böyle bilgileriniz varsa almak isterim. Önerilerinizi diye yorum yazmış. Bu arkadaşım beni teşvik etti ve ben kendi evimdeki ansiklopedileri yaparken, araştırırken Felsunkene Stete Retrafte Kulturen diye yani batan, kaybolan şehirler ve yani bulmaca şeklindeki kültürler diye. Ve şimdi buradaki kitabın başında arkadaşlar ilk şehir kuruluşunun Çatalhöyük veriliyor. Kitabın başında Çatalhöyük veriliyor. İlk kurulan şehir. Ve daha sonra tabii Suriye'de, Irak'ta, İran'da devamı bulunuyor. Yani bu kitabın da söylediği gibi Mezopotamya ilk şehirleşmenin yeri arkadaşlar. İlk medeniyet oralarda kurulmuş. Hani hep söylenir ya bu kitap bunu doğruluyor. Benim ilgimi çeken şey burada anlatılanlarda iç içe evler yapılıyor ve bu evlerde hani yol hakkı dediğimiz şeyler İnsanlar o zamanlar da demek ki komşularıyla problemler yaşıyorlarmış ve çatılardan içeriye giriyorlar. Yani geçiş yeri yok evler arasında. Ve bunu da ispatlayan özellikle de o merdiven işte tahtadan yapılan merdivenlerle ya da işte topraktan yapılan merdivenlerle içeriye giriliyormuş. Ve oradaki düşüp kafalarındaki yaralardan tespit ediliyor bu. O dönemlerde işte bakırın, kurşunun kullanıldığı, işte taşın ve kemiklerden yapılan alet edevat, işte kurşun bakırdan yapılan işte ve tahtalardan yapılan alet edevatlar var ve o dönemlerde savaşların olduğu ve bu Çatalhöyük'te daha çok fiyesuht denilen yani İşte inek besleyiciyle ağırlıkta koyunların da beslendiği anlatılıyor. Ve bu değerli arkadaşım beni evimde bulunan, mevcut olan ansiklopedilerimi karıştırmaya yönlendirdi. Ve çok ilginç şeyler var. Bunlar tabii hani okuyabildiğim kadar, gördüğüm kadarıyla sizinle paylaştım. Çok daha fazla bilgiler var, ilginç bilgiler var. Tabii bunun Türkiye'de de var mı? Felsunkene Stete Retrafte Kulturen diye eğer bulabilirseniz almanızı tavsiye ederim. Gerçekten acayip ilginç bir ansiklopedi. Bu Ancien Fransızca Sibylle Arop diye üvesesin Ancien Fransızca diye Fransızcadan çevirmiş. Demek ki bu Fransızlar tarafından yapılan Verlag das Beste GmbH. Bunu tabii çok bakmadım ben. Hani bunun bu kitap ilk kimler tarafından yazıldı ve dünyaya kimler tarafından kazandırıldı onu şu anda göremiyorum değerli arkadaşlar. Tabii bu konuda biraz araştırma yaparım eğer isterseniz ilginiz olursa. Enteresan bir kitap ve Konya'nın yakınlarındaymış bu Çatalhöyük. Oraya Konya'yı zaten çok beğenmiştim gittiğimde. Bu Çatalhöyük'e de kısmet olursa ölmezsek tabii gitmek isterim. Dolayısıyla beni motive etti burada okuduklarım.
enteresan bir yer olduğu kesin. Güzel arkadaşlar, başka söylemek istediğim Aybüke balık burcuymuş. Aybüke diye benim takipçim, değerli yeni kazandığım bir değerli bir takipçim, genç bir arkadaşımız. Onun genel rehberliğini yapacağım. Ve benim iki tane mumum var değerli arkadaşlar. Size şöyle göstereyim mumlarımı. Bir tanesi pembe, mavi ve enteresan, eğer erkeklere bakarsam mavisi yanabiliyor. Çünkü az kalmış altında. Bayanlara bakarsam da mavi yanıyor, pembe yanıyor. Çok enteresan yani. Gerçekten enerji alıyorum değerli arkadaşlar. Ben biraz hazırlayayım bu değerli arkadaşımın. Onun da paylaşayım. Ve ben ne diyeceğim? Oraya geçmeden önce size tabii iki tane film tavsiyem var. Kurt Russell'ın gerçekten muhteşem iki tane filmini tavsiye edeceğim. Bunlardan bir tanesi Kasabanın Namusu diye. Bu şekilde Kurt Russell gerçekten çok iyi bir aktör. Ve benim tavsiye ettiğim filmleri de değerli arkadaşlar defalarca izleseniz de ilk izlediğiniz kadar zevk alıyorsunuz. Çok oyunculuk muhteşem. Mükemmel bir filmdi. Emeğinize sağlık diye. Harika bir film. Muhteşem bir yapıt. Keyifle izledim diye. Gerçekten muhteşem bir yapıt diye. Bu şekilde herkesin ortak bir fikri. Ben yıllardır bu 1993 yapımı bir film. Defalarca izlemişimdir. Sizler için tekrar izledim. Gerçekten aynı şekilde en ufak eğer ben bir filmi ikinci kez izlediğimde o duyguyu alamıyorsam, o keyfi alamıyorsam kesinlikle sizlere tavsiye etmiyorum. Diğeri de arkadaşlar Kemik Balta diye. Bon, yani Tom Hulk diye geçiyor orijinali. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Bu da 2015 yapımı. Bu da çok başarılı bir film. Onun da yorumlarına bakayım. Ama şu var, film birazcık tabii ürkütücü yanları var. Filmi gerçekten muhteşem bir film. Oyunculuk çok başarılı. Enteresan bir konu. Ama insanı ürpertiyor da, yani filmden sonra biraz tuhaf bir duyguya kapılıyorsun. Ama kesinlikle kaçırmaması gereken bir film. Süper film. Gerilim dolu gerçekten. Güzel ve sürükleyici diye. Değişik bir filmdi. Seyredin derim diyor. Tabii bu iki film de western konulu. Yani cowboy tarzı iki film. Gerçekten çok başarılı. Ben Kurt Russell'ı gerçekten çok beğeniyorum. Muhteşem bir oyuncu. Güzel kızımın, Aybüke canım arkadaşımın rehberliğine hazırlanayım. Saçlarımı yıkamadan önce onun rehberliğini de yapayım. Videomu gereksiz uzatmayayım. Tabii ki saçımı yıkadıktan sonra da son halini sizinle paylaşacağım. İşte bakalım nasıl boyayabilmiş miyim? Yani beyazlar kapanmış mı? Onu hep beraber görelim. Çok güzel değişik bir ismim var Aybüke. Güzel kardeşim, bana soru sormadın. Ben kahveni kapattım burada. Bir gözün seni, art niyetli bir gözün takip ettiğini ama sen ailen tarafından koruma altına alındığını, güçlü duvarlarınızın olduğunu görüyorum. Ben şöyle tarotuma yönlendireyim. Görün, kendiniz de görün. Burada hava burcundan biriyle bir kavga dövüş yaşadığınızı görüyorum ve duygularla ilgili bir ilişkinin bittiğini. Bu sizi üzmüş, çok üzmüş ve tabii ki beklentileriniz devam ediyor ve dileğinize bağlı olduğu yerde de anormal derecede bunalım görüyorum. Ben bu arada tabii çingene kartlarımı da açtım. Artık çingene kartlarımı dörtlü açabiliyorum değerli arkadaşlar. Parayla ilgili bir gelişme olduğunu ve sizi çok sevindirdiğini, daha çok işte akrabalardan bir tanesiyle ya da işte bir şey var, size hayatınıza hediye girmiş resmi bir yerden güzel bir haber alacaksınız. Ve maddi olarak da büyük bir hediye görüyorum ve bu sizi çok mutlu ediyor. Büyük bir eşyanın girdiğini görüyorum. Ben size böyle aile tarafından koruma altına alındığınızı ve sizin korunduğunuzu görüyorum ve elinizde kitaplarınızın olduğunu gördüm. Eğitimle ilgili, çünkü sizin hem kendi aile yaşantınızla ilgili bir yaşantınız var ve bunun dışında başka bir yaşantınız da var, okul diye tahmin ediyorum. Kucağınızda kitapların olduğunu ve o anlamda da aileden büyük bir destek aldığınızı görüyorum. Yengeç burcu, akrep burcu birileriyle de böyle dilekleriniz yönünde ilerlemeler kaydedilecek.
Bazı insanlarla ters düştünüz. Burada işte hava burcundan biriyle gerçekten kavga pozisyonu yaşadığınızı görüyorum. Ve bir arabayla da ilgili bazı gelişmeleriniz olacak. Diğer sizin kendi işte hayatınızda önemli olan o eğitim diye düşünüyorum. Orada çok büyük sorunlar yok. Yolunuzda işte devam etmeniz gerekiyor. Her eğitimlinin yapması gereken gibi. Aşama aşama kaydedilecek, emekle verecek, sıra sıra gidilecek ve ondan sonra da size bir temiz kapı açılacağını görüyorum. Güzel arkadaşım, önünüzün temiz olduğunu görüyorum. Aileniz tarafından sizin korunma altına alındığınızı, sadece bir insana karşı kendinize dikkat etmenizi size tavsiye ederim. Sizin güçlendirici kartınız da su burcundan bir erkeğin size büyük bir desteğin olduğunu, babanız olabilir, bilemiyorum. Sizin işte söylediğim gibi eğitimle ilgili resmi bir yerden sevindirici bir haber gelecek size. Ve sizin bir karar vermeniz gerekecek. Bu karar vermenizde de yine toprak burcundan bir bayan ve erkeğin rolü var. Yani etrafınızda ufak tefek de art niyetli insanlar da olsa sizin sakin düşünmeniz gerekiyor. Aslında birazcık şu dönem herhalde bu yaşadığınız kavga sizi kabuğunuza çekecek ama o kabuğunuza çekme de sizi daha sağlıklı bir adım atmanıza yardımcı olacak. Başka bir yer değişimi gibi bir şey görüyorum. Ve bu olay, yaşamış olduğunuz bu ilişkinizi bitirme olayı da sizi çok üzmüş. Üzmüş ve o anlamda beklentiniz var. Ama siz çevrenizdeki o sağlıklı insanların sayesinde bunu sağlıklı bir şekilde atlatacaksınız ve okulunuzu bırakmıyorsunuz. Kitaplarınızı elinizde gördüm ve ben adım adım bunu kendi istediğiniz noktaya getireceğinizi ve güzel bir kapı açılacağını düşünüyorum. Güzel kardeşim, bana soru sormadığınız için sadece gördüklerimi söylüyorum. Büyük bir hediye giriyor ve problemleriniz neyse de sağlıklı bir şekilde, çünkü siz etrafınızda doğru insanlar var, sizi yanlış yönlendirmeyen insanlar var. Onların da sayesinde bu ufak tefek problemleri aşacağınızı görüyorum. Umarım her şey istediğin gibi olur. Aybüke canım, çok güzel bir isim gerçekten. Artık saçımı yıkama zamanı. Değerli arkadaşlarım, size Almanya'dan yağmurlu bir günü göstereyim. Görüyorsunuz karşıdaki işte belediye, söylediğim gibi şakır şakır yağmur yağıyor. Değerli arkadaşlarım, boyamayı yaptım. Dip boyası yapıldı. Saçlarım yıkandı. Bugünlük de bu kadar değerli arkadaşlarım. Dostluk yolunda beraber ilerliyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Umarım sizleri de mutlu ediyor. Like atan, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Allah'ım sizi zarda, darda bırakmasın. Allah'ım sizi, yolunuzu açık etsin. Güzel arkadaşlarım, eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Bunlar bizler için çok önemli. Emeklerimizin bir şekilde takdiri gibi. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.